Koşun, koşun. Koşun. Sadece ben hangi Mısır kahramanıyım? Sen bilmiyor musun? Hayır, onu araştırıyorum. Hepiniz hangi masalın kahramanları olduğunuzu biliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Ha, bunu bilse bilse Bilgin bilir. Heh, Bilgin çok bilmiş. Ne var? Benim hangi masalın kahramanı olduğumu biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Geçmişimi bilmemem ne acı. Selam gençler ve de her zaman genç kalanlar. Şoker, sen benim masalımı biliyor musun? Yok, anlatsana. Ben de bilmiyorum ki. Kulina, Kulina. Kulina. Oyuncaklar dünyasındaki bütün masal kitaplarını okudum. Herkesin bir masalı var ama benim yok. Biz seni bilebileceğini düşünmüştük Kulina. Korkarım ki bilmiyorum. Ama ben ait olduğum masalı öğrenmek istiyorum. Çok haklısın. Sana söz veriyorum masalını bulacağım. Bilgin, gel benimle bakalım. Tamam. Şoker, sen bu işe burnunu sokmasan iyi edersin. Aa, nedenmiş? Pilli benim de arkadaşım. Ona yardım etmek istiyorum. Hayret, başına taş düştü galiba senin Şoker'a. Kulina, Kulina! Burada buldum bak. Aradığınız tüm masal kahramanlarını Masalların Masalı adlı kitapta bulabilirsiniz. Buralarda bir yerde olmalı. Hadi arayalım. Bilgin, kitabı bulabildiniz mi? Bulduk ama sayfaları bomboş. Boş mu? Boş mu? Yazıların tekrar görünür olması için Konuşan Çiçekler Diyarına gidip mürekkep çiçeğini bulmalısınız. Kulina, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Pilli, pilin mi bitti kız? Hiç komik değilsin Şoker. Bir an önce mürekkep çiçeğini bulup masalını bulmalı. Yoksa onu tekrar aramızda göremeyebiliriz. Peki o halde Konuşan Çiçekler Diyarına kim gidecek? Ben giderim. Ben de giderim. Ben giderim. Sakin. Kurşun asker, bu görevi sana veriyorum. Nasıl? Kulina! 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 Nihayet geldin. Hadi çocuklar, yardım edin. Al şu pilleri, ver yenileri. Al. Demiştim. Sorun pillerde değil. Masalının bir an önce bulunması gerek. Kurşun mürekkep çiçeğini bulacak. Görürsünüz. Umarım. Şey, sen ne çiçeğisin? Ben hayal çiçeğiyim. Sen ne çiçeğisin? Ben doğruluk çiçeğiyim. Aa, doğruluk çiçeği mi? Evet. Şey, ben mürekkep çiçeğini arıyordum da. Bu yolu izle. Önüne bir yol ayrımı çıkacak. Papatyalı yoldan ilerle. Mürekkep çiçeğini orada bulacaksın. Teşekkür ederim. Şey, doğruluk çiçeği. Bir süreliğine benimle gelir misin? Sonra tekrar seni getiririm. Neden? Kırmızı başlıklı kızın benim hakkımdaki duygularını öğrenmek istiyorum da. Peki, gelirim.
mürekkep çiçeği olmalısın. Evet. Ben oyuncaklar dünyasından geliyorum. Bir kitabı okumak için sana ihtiyacımız var. Seni götürebilir miyim? Sonra geri getireceğim. Sizin gibi nazik bir askere yardım etmek beni çok mutlu eder. Pilli bebek, dayan, geliyorum. Yazılar beliriyor. Pilli'nin masalını okuyacak mısın Kulina? Ay dinleyin sevgili oyuncaklarım. Bundan uzun zaman önce bir pilli bebek varmış. Bu bebek bir gün aklına nereden geldiyse bir gün pilim bitecek ve oynayamaz olacağım. Acaba ne zaman? Yoksa yarın mı demiş. Sabaha kadar uyuyamamış. Yarın olmuş. Ama pilli bebeğin pili bitmemiş. Önce sevinmiş. Sonra birden aklına gelmiş. Tamam bugün olmadı ama ya yarın pilim biterse? Pilli bebek o günden sonra neşesini kaybetmiş. Hep belki de yarın pilim biter deyip üzülerek geçirmiş günlerini. Ay. Bir gün ormanda gezintiye çıkmış. Acaba yarın pilim bitecek mi diye düşünürken burnuna bir kelebek konmuş. Ne düşünüyorsun diye sormuş. Ah pilli bebek, her gün bir sonraki gün pilim bitecek diye korkuyorum demiş. Kelebek kahkahalarla gülmüş. Bir de bana bak demiş. Ah kelebekler bir gün yaşarlar. Yani yarın benim pilimin biteceğini biliyorum. Çok üzücü. Nasıl olur da üzülmezsin? Üzülmem tabii. Son günümü üzülerek mi geçireyim demiş. Pilli hiç böyle düşünmemişmiş. Ona hak vermiş. Dans etmeye başlamış. Madem son günüm eğleneyim bari. Dans edildi bir çağlayanın önüne gelmiş. Sular yukarıdan aşağı dökülüyormuş. Ve ayna gibi bir görüntü oluyormuş. Birden sudaki yansımasında sırtını görmüş. Sırtında pil yokmuş. Dans ederken düşmüş çünkü. Bütün gününü orada dans ederek, eğlenerek geçirmiş. O zaman anlamış ki pilin önemi yok. Önemli olan sadece mutlu olmayı başarabilmek. Kulina, benim ne kadar güzel bir masalım var değil mi? Kurşun asker, pilli bebek senin sayende iyileşti. Biliyor musun? Bu çiçek çok güzel kokuyor. Bak. Sana hayranım ve seni çok beğeniyorum. Vay, kurşun. Ne romantik bir sahneydi böyle. Kırmızı başlıklı kızı bilirsin. Çok utangaçtır. Ha. Bu doğruluk çiçeğini koklamasaydı asla bu sözleri söyleyemezdi. He, öyle mi? Ve bakayım. Çok şapşalaksın biliyor musun? Al şapşalak.